Aksaray Ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde kadın seferberliği konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Nermin Fidan ve kadın sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleri katıldı. Toplantıda Aksaray'da Hanımeli Pazarı kurulacağını müjdesi ise heyecan yarattı. İstişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi'nin özellikle aile yapısını korumak adına hayata geçirdiği 2014-2017 yılı sosyal hizmet faaliyet raporlarına değinerek ailenin güçlenmesini ve toplumumuzun mutluluğunu istiyoruz. Ne yazık ki kadınlarımızın farklı problemleriyle karşılaşıyoruz ve toplumumuzda en çok kadınların mağdur olduğunu görüyoruz. Mutlu bir aile yapısı için öncelikle kadınlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor dedi. Burada bizim amacımız 4 sene boyunca Mart ayı ile beraber inşallah 4 senemizi dolduracağız. Birçok projelere söz verdik ama bunların içerisindeki en önemli projelerimiz bizim kadınlarımıza yönelik yaptığımız projelerdi. Aileyi korumakla ilgili yaptığımız projelerdi. Yani aslında başlangıç noktası, işin ilk noktası hep kadınlarımıza yönelik çalışma olmuştu. O nedenden dolayı kadın aktivite merkezinin işte bitmesi, bir taraftan da aynı şekilde TOKİ bölgesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde yine aynı şekilde bir aktivite merkezinin yapılması, bununla beraber kadın koordinasyon merkezimiz, AKMEK kurslarımız hep hanımlarımıza, kadınlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalardı. Bu çalışmalarda biz şunun farkındayız ve biliyoruz ki kadınlarımız bu işe sahip çıkarsa hem ailemize sahip çıkıyor, hem memleketimize sahip çıkıyor, hem de bizlere aslında bir yön veriyor, bir yol gösteriyor. O nedenle sizlerin fikirleri, sizlerin bakış açısı, sizlerin şehrimize katacağı güzellikler bizim çalışmamızı çok iyi noktalara getireceğini söylemek istiyorum. Bu tür bir birlikteliği oluşturduğu için her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir toplantı olacak inşallah. Burada tabii bu yapılacak çalışmaların içerisinde bizlerin belediye olarak dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi de kadınlarımıza ve zor durumda olan hanımlarımıza yönelik yapılan çalışma. Bugün özellikle salı günleri ben bunu çok yoğun bir şekilde yaşıyorum. Biraz konudan konuya atlayacağım. Kusura bakmayın. Doğaçlama konuşacağım. Böyle sıralı bir şey yazmadım ama yani içinden gelerek konuşmak istiyorum bunu. Şimdi salı günleri benim yaşadığım en büyük dram şu. Genellikle kadınlarımız geliyor. Ya çocuğun da kucağında bir çocuğu ya da evinde 3-4 tane çocuğunu söyleyerek eşinden ayrıldığını, yani ailesinin, yuvasının yıkıldığını ve çok zor durumda kaldığını, bunun mukabilinde iş isteyen de var, tabii aş isteyen de var, farklı konularda yardım ve destek isteyen kadınlarımız var. Ve şunu çok net bir şekilde gördüm ki en çok mağdur olan kadınlarımız. Çünkü erkek, ben de erkeğim ama çok kızdığımı söylemek istiyorum. Çünkü bir aile oluşturuyorsunuz, kuruyorsunuz. Hiçbir sorumluluğu üstünüze almıyorsunuz ama bütün sorumluluk ve yük o kadınlarımızın sırtında. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın, eşi Hasibe Yazgı ise toplantıda şehrimize ve insanımıza sahip çıkabilmemiz için öncelikle kadınlarımıza sahip çıkmalıyız mesajıyla Kadın Koordinasyon Merkezi'nin aile ve kadınlar için hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler verdi. Evet, her şey bir kadınla başlar dedik ve bundan 3 yıl önce de Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'ni kurduk. İşe çocuklarımızla, geleceğin anneleri ve babalarıyla başladık. Okumak her şeyin başıdır dedik ve okuma grubunu kurduk. Büyüdü, 25 şehre yansıyan, panellerini bakanların izlediği Anadolu Mektebi'ne dönüştü okuma grubumuz. Ve hayatın her alanında başrolde olan bir kadının neye ihtiyacı yoktu ki diye düşünerekten elimizden geldiğince her yerde elinden tutmaya çalıştık ihtiyaç sahibi olan ilk bebek malzemelerini verdik gene ihtiyaç sahibi olan annelerimize.
Onlarla oturduk, iftar sofralarında birlikte oturduk, davet edildik. Bu üç yıl boyunca hep ihtiyaç sahibi içerisinde veyahut da herhangi bir derdi, yani sadece maddi değil, manevi olarak sıkıntı yaşayan aileleri bile bizzat ziyarete gittik. Hasibe Yazgı, ev hanımlarının ev ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri için öncelikle cumartesi pazarı pazar alanında hanım eli pazarı kurulması yönünde çalışmalara başladıklarını söyledi. Hanım eli pazarının oluşturulmasını güzel bir imkan olarak değerlendiren Hasibe Yazgı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Başkanı İş Kadını Aysun Akkurt'la birlikte projeyi hayata geçirdiklerini ve bunun için ilk olarak Kadın Pazarı projesini hayata geçiren belediyelere ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyerek hanım eli pazarı hakkında detaylı bilgiler verdi. Bu arada bayanlarımızın bir de kadınlarımızın el emeklerini yapıyorlar. Bazı bayanlarımız işte AKMEK'te, aktivite merkezlerinde yaptıklarını, hobi olarak yaptıklarını bir maddiyata veyahut da bir şey bir geri dönüşüm olayına çevirmek istiyorlar. Kendilerine bir akar olsun diye düşünen arkadaşlarımız var. Yine aynı şekilde becerikleri olup da bunları satmak isteyen kadınlarımız var. Veyahut da evlerine gelir sağlamak isteyen bayanlarımız. Biz de dedik ki kadınlarımızın el emeklerini gelir kaynağına çevirmeleri için sadece kadınların olacağı bir pazar açalım. Ve kadınlarımızı mis kokusu, narin yapısı ve zarafetiyle simgeleyen bir çiçeğin de ismini pazarımıza uygun gördük. Hanım eli pazarı dedik. Kadın üretim pazarı, kadın pazarı şeklinde geçiyor birçok yerde. Biz daha narin bir şey olsun istedik. Pazarımıza da hanım eli pazarı dedik. Bunun için de Adana'ya ve Mersin'e ziyaretlerde bulunduk. En rağbet gören pazarlar. Adana'daki pazar 19 yıldır devam ediyor. Ticaret Odası Kadın Girişimciler Başkanımız Aysun Hanım'la birlikte gittik biz bu pazara. Toplantıda hem belediyenin hem de STK'ların yaptığı hizmetler anlatılırken daha iyi hizmetlerin yapılabilmesi için görüş ve öneriler dile getirildi. Mevsim şartları itibariyle tahribata uğramış yol ve caddelerin yama ve onarım çalışmalarını yürüten Aksaray Belediyesi Fen İşleri, bir yandan da hava şartlarının müsait olduğu dönemlerde mahallelerde yol yapım çalışmalarını aksatmadan devam ettiriyor. Daha önce Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'ndan Müftülük Camii önüne kadar olan yol ve Büyük Bölcek Mahallesi Şeyh Hamit Ali Demir Caddesi'nde başlayan sıcak asfalt yol ve yama çalışmaları tamamlanmış olup vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Bu çalışmalara ara vermeyen Aksaray Belediyesi şu an itibariyle Cumhuriyet ve Fatih Mahallesi'nde yolların onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu hizmetlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ın her noktasına hizmet götürebilme adına mevsim şartları ne olursa olsun çalışmalarımızı devam ettirdik. Bundan sonra da bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Hemşerilerimiz rahat olsun. İçinde yaşadığımız bu güzide şehir Aksaray'ımız yapılan hizmetleri fazlasıyla hak etmektedir. Siz halkımızdan aldığımız güç ve destekle ve bizlerin çalışmalarıyla hizmetlerimizi tüm şehrimize yayma çabasındayız dedi. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeniden Yeşil Aksaray hedefine ulaşmak için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Aksaray'ın birçok noktasında alt ve üst yapıda çalışma sürdüren Aksaray Belediyesi, şehirde yeşil alan sayısını arttırmak için kavşak ve parklarda çevre düzenlemesiyle birlikte peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsim şartlarında el verdiği ölçüde yeşillendirme çalışmalarına ağırlık verdi. Kentin farklı alanlarında adeta yeşillendirme seferberliği başlatan ekiplerin hummalı çalışması vatandaşlar tarafından da takdir topluyor. İl genelinde birçok yeni parkı vatandaşın hizmetine sunan, birçok alanda da bakım ve onarım çalışması yapan ekipler, mevsim şartlarına paralel olarak çimlendirme ve su sistemlerini hayata geçirmeye başladı. Aksaray Belediyesi kişi başına düşen 8,4 metrekare yeşil alan miktarını 4 yıl içerisinde 19,4 metrekareye çıkardı. Son bir yılda 27 adet park alanı tamamlanarak hizmete açıldı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aksaray genelinde ise parklarda bulunan oyun gruplarında, tabelalarda, oturma gruplarında ve çevrede bulunan çöp konteynerlarının yenilenmesi adına bakım ve revize çalışmalarını sürdürüyor.
Aksaray'ın 800 yıldır silüetine ve görselliğine katkıda bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Camii olarak tanınan Tarihi Ulu Cami önü, İstanbul'un en aşina olduğumuz renklerinden bir tanesi olan Eminönü Camii önündeki güvercin sahnesini aratmıyor. Çoğumuzun sıkça gördüğü, yanından geçtiği, göz ucuyla süzdüğü kuşlara ve eşsiz Ulu Cami silüetine renk katanlar ise yaz kış demeden yem satanlar. Güvercinlerin önüne savurmak üzere bir tabak yem alan kah yaşlılar, kah gençler, kah güvercinleri kovalayan, uçuran, ardından ürkek adımlarla yaklaşıp yerlere yem savuran küçük çocuklar. Hepsi çok mutlu. Aksaray Ulu Cami, Sultanahmet Meydanı gibi oldu. Güvercinlerin burada olduğunda, yani olduğu için çok mutluluk duyuyoruz. Belli aralıklarda besliyorum. Benim de güvercinim var. Burada olmasından çok mutluluk duydum. Yani Aksaray büyüdükçe Ulu Cami ve etrafı da daha fazla turist toplayacağından eminim. Aksaraylılar olarak belki de en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi elektrik kesintileri. Bu sıkıntılar artık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da talimatıyla sona eriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak birkaç yıl önce elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili şikayetlerin artması üzerine bu alandaki hizmet kalitesini artırmak için kamuoyu araştırması yaptırmaya ve dağıtım şirketlerine karne vermeye başladı. Buna göre şirketler tedarik kalitesi, yatırım, müşteri hizmetleriyle kurumsal iletişim konularında denetlenecek ve karne bu 4 kritere göre verilecek. Bu çerçevede dağıtım şirketleri abonelerle doğrudan iletişim sağlamak üzere çağrı merkezleri kurdu. Dağıtım şirketleri elektrik kesintileriyle arızalara müdahale ve bakım onarım konularında kadrolarını güçlendirdi. Ancak halen bazı şikayetler gündeme geliyor. Dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti için başlatılan yüz yüze anket uygulaması genişletiliyor. Bu doğrultuda elektrik dağıtım şirketlerinin arıza ve kesintilere müdahale ve müdahale süresi, bakım onarım ve diğer hizmetlerine ve uygulamalarına ilişkin abonelerin memnuniyet düzeyi ve tepkileri çağrı merkezi üzerinden her ay 50 bin kişiye yapılacak görüşmelerle ölçülecek. Ankette vatandaşların genel olarak aldıkları elektrik dağıtım hizmetinden memnuniyeti, hizmet aldıkları elektrik dağıtım şirketini bilmeleri ya da tanımaları, elektrik kesintisi sıklığı, ortalama süresi, kesinti olduğunda aranacak yerin bilinmesi, abonelerin son 6 ay içinde elektrik dağıtım şirketine işlerinin düşüp düşmediği, düştüyse sorunun kolay çözülüp çözülmediği, yetkili kişiye kolayca ulaşıp ulaşılmadığı, ne kadar süre bekletildikleri, şikayetlerinin ne kadar sürede değerlendirildiği, personelin kendilerine yaklaşımının nasıl olduğu ölçülecek. Edinilen bilgilere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 4 kriterin yanı sıra elektrik dağıtım şirketlerine Avrupa Mükemmelliyet Ödülü alma hedefi koydu. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.